Türkiye'nin 2000'li yıllardaki başarısı sadece o dönemde uygulamaya konulan makro iktisadi tedbirlerin sonucuyla ilgili değil. Yani onların önemli katkısı oldu ama asıl katkı o dönemde dünyada bol miktarda bulunan ucuz paradan Türkiye yüklü miktarda yararlandı. Yani dünyada o kadar çok para vardı ki yatırım yapabilecek yerler var. Doların faizi sıfırlar seviyesindeydi hatırlarsanız o dönemlerde. Yatırımcılar nereden gelir elde edebilecekse o ülkelere gidiyorlar. Türkiye'de o zaman bir hikayesi olan bir ülkeydi. Yatırımcılara hem yüksek getiri sunan hem de pozitif bir beklenti yaratmışlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci vardı. Avrupa Birliği ile müzakereler hızla ilerliyordu vesaire gibi şeyler vardı. Şimdi söylediğiniz çok doğru. Şu anda dünya konjonktürü gelişmekte olan ülkeler lehine çok hızlı bir biçimde bozuldu. İşte dolar faizinin tekrar yükseldiğini görüyoruz ki bazı uzmanlar işte 3,5 filan telaffuz etmeye başladı. Belki 4'e doğru giden önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde dolar faizinin. Şimdi euro faizlerinin de yükselmesi buna paralel olarak mümkün olacak. Şimdi sizin hem siyasetiniz çok karışık hem ülkenizin çok ciddi makro riskleri var hem de dünyada paranın daraldığı bir dönemde ekonominizi tekrar toparlayabilmeniz için ciddi işler yapmanız lazım. Yani çok radikal tedbirler almak zorunda kalacaksınız ki ekonominizi biraz toparlayabilirsiniz. Seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin bunları yapmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Başta faiz artırımı olmak üzere.